Evet arkadaşlar, şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsunuz. Gönül vermiş olduğunuz parti CHP ve CHP'yi her mecrada destekliyorsunuz. Her zaman arkasındasınız. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ne layık, yerli, milli, adaletli ve Türk halkının menfaatlerini tamamen üstlenen, savunan, Türk halkının menfaatleri ve çıkarları doğrultusunda hizmet edeceğine inandığınız CHP'li partiniz ve siz de seçmenisiniz. Seçmenisiniz. Şimdi Ebru Timtik, DHKPC'nin örgüt üyelerinden, avukatlarından biliyorsunuz Tahtalıköy'ü boyladı. 238 günlüğüne işte oruç tutmuş. Güya ölüm orucu. Tahtalıköy'ü boyladı. Şimdi bu DHKPC'nin avukatı için CHP'nin neden yas tuttuğunu hala anlamıyorum. Bir türlü kafam almıyor. Siz eğer ki ne anlıyorsanız, kafanız alıyorsa bana yorumlarda yazın, bildirin yani. Neden bu kişiyi neden seviyorsunuz? Yani bu kişiye neden gönül veriyorsunuz? Çünkü akıl sır ermiyor. Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı DHKPC'ler şehit ettiğinde savcımız bizim o gün oruçluydu. O gün açtı karnı. Oruçtu adam ya. Oruç tutuyordu, oruç. O gün oruç olmamasına rağmen o gün oruçluydu, niyetliydi adam. Karnı aç, şehit oldu. Ve onu şehit ettiren, adliyenin içerisine avukat kimliğiyle sokan Ebru Timtik ve içeride de o örgüt üyelerine tabancayı tahsis eden Ebru Timtik cezaevinde ölüm orucunda 238 gün arkasında aç bir şekilde vücudu bedeni eriye eriye gitti. Ve nasıl kendi canına kıymışsan bu dünyada, ahirette de cehennemde de azabın hep öyle olacak. Hep açlıktan hep öleceksin. Hep bu azabı çekeceksin. Onun ebedi cehennemlik kendi canına kıydığı için ve hep aynı acıyı çekerek öbür tarafta hep aynı cezayı çekerek, azabı çekerek öbür dünyada günahının bedelini ödeyecek. Şimdi bu kişinin marifetlerinden birazını size söyledik bak. Siz bu ülkenin eğer yerlisi ve millisi iseniz, Savcı Selim Kiraz, Cumhuriyet Başsavcısı ya. Adamı makam odasında şehit ettiler. Ve tutuklanıp cezaevine girdikten sonra ölüm orucuna kalkıştığının 238. günde canını verdi bu. Bu pislik kadın canını verdi. Ve bakın size bu CHP'nin sayfasından, bak paylaşım yapılan Facebook sayfasından bakın, okuyun. Kim olduğunu görün bakın. Bakın. Hangi sayfadan? Görüyorsunuz değil mi? Bu sayfadan göstereyim size. Yapılan paylaşımda, bu sayfadan yapılan paylaşımda 336 tane yorum var. Sadece bir tanesinde. Ne yazmış bak Hasan Güney. Allah rahmet eylesin. Güzel kardeşim, mekanın cennet olsun. Senin ölümüne sebep olan Allah onların başına versin. Amin. Ayşe Söylemez Govtepe, ışıklar içinde uyusun, çok üzüldüm. Ailesi yoksul, yokluklar okutu kızı, adalet istediğine ölüme gitti. Hiç yakmadı. Ebru'cum oğlum sana. Yani harfler tam Facebook'ta biliyorsunuz, tam bazılar yazamıyor ya da eksik yazıyor, öyle okunuyor. Hasan Kul, ışıklar içinde uyusun. Mustafa Güçlü, Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun inşallah ve bu haksızlıkta payı olan vicdanlarıyla baş başa kalsınlar. Abbas Karabulut, böyle bir ömür hiç tavsiye etmiyorum. Olamaz. Allah rahmet eylesin. İbrahim Yakut, Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İnşallah kederli ailesine baş sağlığı. Hikmet Çelik, mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin sevenlerine. Kuzey Güney, Allah rahmet etsin. Dünya kıçıyla işte adalet sistemimize, hükümetimize gülüyor. Bir gün adalet zalimlere de lazım olacak. Ya kardeşim,
Bak baştan aşağıya görüyorsunuz değil mi? Ne kadar yani. Ben bu mesajları burada okuyunca var ya hani hepsini böyle böyle Allah rahmet eylesin isim 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 okuyunca var ya içim burkuluyor ya. Resmen yemin ediyorum ya. Yani bizim savcımız Mehmet Selim Kiraz'ımız var ya yemin ediyorum bedavaya gitmiş yani. Bedavaya gitmiş. Türkiye'nin geleceği işte bu işte diyoruz ya işte bu karaktersizler var ya bu karaktersizler işte ben Türk'üm, ben laikçiyim, cumhuriyetçiyim. Türk bayrağı da koyuyorlar profillerine. Kendi kafalarına, kendi ayaklarına kurşun sıkan kimse onun arkasındalar ya. Sen nasıl Allah rahmet etsin dersin ya? Nasıl rahmet okursun ya? DHKPC üyesi, Savcı Selim Kiraz'ı bakın Google'a yazın. Ya, bu kadar enayi, bu kadar öküz, bu kadar saf olmayın. Google'a yazın. Deyin ki ne? Bakın. Ebru Timtik neden tutuklandı? Yazın. Ama bakın Sözcü, Oda TV veyahut da Fox'un veyahut da orada birkaç tane daha hani duvar falan filan buna benzer. T24 böyle televizyon hani gazetelerin haberlerini okumayın. Ama ne okuyun biliyor musunuz? Orada bak bir tane sabah TGRT olsun veyahut da A Haber falan demiyorum. Böyle sıradan CNN ona benzer normal bir haber şirketinden okuyun. Böyle yandaş değil. Eğer Sözcü Cumhuriyet okursanız zaten onu kahraman ilan ediyorlar. Zaten kahraman ilan ediyor. Hani onun cesedi üzerinden hükümete saldırıyor. Onu o noktaya kimler itti, kimler sebep oldu diye onu kahraman yani alttan alta içten içe kahraman ilan ediyor. Ama normal ortak tarafsız bir haber şirketinden okuyun neden tutuklanmış. Abi araştırın de ki bunun cezası neymiş. DHKPC binasında gizli bölmede yakalanmış. Çağlayan Adliyesi'ne o DHKPC'li üyeleri bu sokmuş bu kadın. Ve içeride tabancayı onlara bu tahsis etmiş. Şimdi yani bunların hepsini bu kişi yapıyor da sen kalkıp da bunun arkasından nasıl rahmet okuyorsun? Ben aklım ermiyor abi. Ben Türk vatandaşı değil miyim? Türkçe mi anlamıyorum? Siz Türk değil misiniz? Veyahut da hani kime hizmet ediyorsunuz ya? Bu nasıl bir anlayıştır ya? Nasıl bir hani milliyetçiliktir? Nasıl bir Türkiye'de yaşamaktır? Ahırdaki inekler bile sizden daha milliyetçi bana göre ya. Onlar bile daha milliyetçi. Siz nasıl insansınız ya? Ya senin savcını ya savcını. Oruçlu bir savcını. Senin savcını şehit etmiş adam. Nasıl rahmet okuyorsun? Ne diye adalet arıyorsun diye. Niye var ki o zaman Türkiye Cumhuriyeti? Ya da siz niye Türksünüz? Neden Türk kimliği taşıyorsunuz? Neden Ay Yıldız var sizin kimliğinizde? Niye siz ben Türk'üm diyorsunuz ya? Yani bunun cevabını ben bulamıyorum ya. Eğer siz bunun cevabını eğer iyi, münasip, uygun bir cevabınız varsa yorumlara yazın da ben de anlayayım ya sizi. Neden olduğunu anlayayım ya. Ben bak hiç Erdoğan konuşmuyorum. Hiç hükümet, adalet yahut da yani AK Parti mi sağcıymış, dinciymiş hiçbir şey konuşmuyorum ya. Hiçbir şey umurumda değil. Sadece senin savcını bu hale getiren, bunun iki tane çocuğunu yetim, hani öksüz bırakan ve oruçluymuş adam. Sen o kişiye neden böyle arka çıkarsın? Neden bu kadar rahmet okursun? Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle ve altında da lütfen yorumlarınızı yazın ki ben neden bu kişiye böyle rahmet okuduğunuzu ben çok merak ediyorum. Yani gerçekten mantıklı bir sebebiniz var mı? Neden ya? Ama şu palavraları da geçin. Yani. O bir insandı, avukattı. Herhalde canını verdi, şöyle oldu, böyle oldu diye. Eğer bunu yaparsanız buna benzer, bu tür eylemlerle canına kıyan herkesi meşru hale getirmiş oluyorsunuz. Gerçekten bir sebep istiyorum. Yani. Neden sizin savcınızı katleden bir insana böyle rahmet okursunuz?